Araba sohbetinde birlikteyiz. Birazdan tesis hareket edeceğiz. Yola çıktığında da bana eşlik edeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi tesisler için yola çıktık. Haftanın ilk idmanını yapmak için. Bugün tesislerde buluşacağız. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Antep maçı. Onun için bugün ilk idmanımıza başlayacağız. Dün bütün günü izinli geçirdik takım olarak. Bugün de dediğim gibi haftanın ilk idmanı için şimdi tesise doğru yola çıktık. Evim güzel bahçede. Tesislere 10-15 dakika mesafede. Güzel bahçeyi çok sevdik. İzmir'i zaten çok seviyoruz. Zaten ilk gelir gelmez de tesislere yakın olduğu için güzel bahçeyi tercih etmemi söylediler. Serdar, Halil, onlar da zaten burada oturuyor. Komşuyuz onlarla da. Tabii bu durumdan çok memnun değilim ama onlarla da komşuyuz. Zaten genelde beraber gidip geliyoruz. Serdar'ı zaten hep ben alıyorum. Instagram'dan da görüyorsunuzdur. Beraber gidiyoruz. Halil de zaman zaman bende geliyor. Genelde buralarda zaten beraber takılıyoruz. Bu hafta sizler de çok mutlusunuz. Bizler de çok mutluyuz. Geçen hafta Konya deplasmanında 3 puanla döndük. Tabii biz maçları kazanınca sizler de çok mutlu oluyorsunuz. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Bizim işimiz bu tabii. 3 puan alıp hem ailemizi, hem kendimizi, hem sizleri mutlu etmek istiyoruz. Konya maç haftası biraz bizim için değişik oldu çünkü Rize maçı ertelendi. Bizim için uzun bir süreydi. Bir hafta maç yapmadık. Tabii bu bizi biraz kötü etkileyebilirdi çünkü maç yapmamak. Ama bir yandan da iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Denizli maçını bizim için yani sezon başından beri bence en kötü oynadığımız maç diyebilirim. Ama ona rağmen oradan bir puanla dönmüştük. Kafalarda psikolojik olarak biraz sıkıntı vardı çünkü çok kötü bir oyun oynamıştık. Konya deplasmanında acaba yine aynısı olur mu? Yine öyle kötü mü oynarız? Gibi soru işaretleri vardı. Onlar da bildiğiniz gibi bir hoca değişikliğine gittiler. Aykut Kocaman uzun bir süre orada çalıştı. Ondan sonra Bülent Hoca ile başladılar hafta içi. Bir reaksiyon göstereceklerini biliyorduk. Biz de hafta içi çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Dediğim gibi bizim için çok önemli bir maçtı. Çünkü üst sıralara tırmanmak istiyoruz ve üstlere oynamak istiyoruz. O yüzden iyi hazırlandık, iyi mücadele ettik ve bence her şeyden önemlisi çok iyi bir oyun oynadık bence takım olarak. Hem Denizli maçını hem Beşiktaş maçını baz alarak konuşuyorum. Bence Konya maçı hepsinden daha güzel bir maçtı oyun anlamında. Gol atan arkadaşlarımı kutluyorum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum hep birlikte. Oyuna giren girmeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Oraya kadar geldiler, bize destek verdiler. Bir hafta şu an bizim iş böyle. Bu hafta galip geldik, mutluyuz. İnşallah hafta sonundaki maça en iyi şekilde hazırlanıp o maçtan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Yani bizim iş böyle. Dediğim gibi maçı kazandığın zaman hemen o an kutlayabiliyorsun. O haftan maça kadar harika geçiyor. Çünkü sen mutlusun. Puanla dönmüşsün, 3 puanla dönmüşsün. Ailen mutlu, taraftarı mutlu etmişsin. Böyle olunca sen de çok mutlu oluyorsun ve o hafta bir dahaki maça kadar çok heyecanlı ve güzel geçiyor, mutlu geçiyor. Çünkü arada 5 gün falan bir süre olsa o 5 günü stressiz bir şekilde geçirebiliyorsun. Ama maç yaklaştıkça sen de stres başlıyor, maç heyecanı başlıyor. Acaba ne olacak, ne bitecek? Bunları sen de düşünüyorsun. Yani dışarıdan belki maç bitti, kötü bitti, futbolcunun umurunda değil gibi gözükebilir ya da düşünebilirsiniz ama aksine öyle hiçbir şey yok. Maçı kaybettiğimiz zaman evden çıkasımız gelmiyor. Herkes mutsuz çünkü sen mutsuz olunca ailen, bu ailene yansıyor. Ailen de biliyor senin bu işten para kazandığını, ekmek kazandığını. O yüzden dediğim gibi biz kazandığımız zaman herkes mutlu, sizler mutlu, bizler mutlu. İnşallah biz de böyle kazanmaya devam edeceğiz. Bu gibi videolar bizleri sizlerle buluşturuyor ve bizleri daha yakından tanıma açısından bir fırsat doğuyor. Ben de bu fırsatı bilerek bir kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Kendimi biraz tanıtmak istiyorum. Zaten tanıyorsunuz ama yine de biraz bahsetmek istiyorum. Ankara doğumluyum.
Ankaralıyım. Aslen Çankırılıyız ama doğma büyüme Ankaralıyım. O yüzden herkese Ankaralıyım diyorum. Zaten benim Ankaralı olduğumu herkes biliyor artık. Hatta takımda onun da makarası yapılıyor. İyi bir Ankaralı olduğum için, sevdiğim için Ankara'yı. Beş kardeşiz. Ailem hepsi Ankara'da. Annem ev hanımı. Abimler, iki tane abim var çalışıyor. Bir abi, ablam var doktor. Bir tane ikizim var benim. Bunu herkes bilmez. Buradan onu da söyleyeyim. Bir tane ikizim var. Ben yeni öğreniyorum. Diyetisyen o da. O kız ama. Ondan sonra. Babam 2006 yılında rahmetli oldu. Biraz o zamanlar zor geçti biraz ama çok şükür onun da üstesinden geldik, onu da atlattık. Dediğim gibi ailem hep Ankara'da. Evliyim, iki çocuğum var. İzinlerde genelde Ankara'ya hemen kaçıyoruz ama İzmir'i artık çok sevdik. İzmirli olduk diyebiliriz. Havası çok güzel. Deniz zaten bambaşka. Şu an Şubat ayındayız ama şu güneş bambaşka bir şey. 17-18 derece gösteriyor. Burayı çok sevdik. Tabii Ankara'da 17-18 Şubat'ta çok zor görmek. Yani şu an bir tişört, bir ceketle İzmir'de dışarı çıkabiliyorsun ama Ankara'da ihtimali yok, çıkamazsın. O yüzden burayı çok seviyoruz. Havası çok güzel. Bakalım, inşallah uzun yıllar burada kalırım. Tabii Ankaralı olduğum için Ankara oyun havalarını da çok seviyorum. Sizlere de buradan birkaç parça dinleteyim. Hemen açıyorum. Hatta bunun muhabbeti çok yapılıyor. Ankaralı olduğum için takımda bir tek. Bu ara bu şarkıya taktım. Bugün haber aldım ben eski bir arkadaştan. Duydum evleneceksin, bay bay yaptım uzaktan. Duydum evlenecekmiş, bay bay yaptım uzaktan. Yeni sevgili bulmuş, hemen unutmuş. Görünce biraz vurulmuş. Aha, çok tatın, çok tatın. Dün dernek kuracakmış, bir yerde takacakmış. Bana inat yapacakmış. Aha, çok tatın, çok tatın. Bizim de şarkılar böyle. Dediğim gibi Ankaralı olduğum için seviyorum. Bazı dostlarım sevmiyor ama ben çok seviyorum. Hatta takımda takılıyorlar bana sürekli. Bayağı, yani sürekli dinliyorum çünkü. Serdar, Halil, Alparslan, Berkan. Benim sayemde onlar da dinliyor artık. Özellikle Alparslan. Ona da sardık Ankara oyun havalarını. Bu arada onlardan bahsetmişken artık takım arkadaşlarımdan da bahsetmek istiyorum biraz. Ben bu sene katıldım takıma. Yeni bir oyuncuyum aslında. Ama yaklaşık 6-7 aydır beraberiz. Tabii herkesle aramız çok iyi. Türkler, yabancılar olarak ayırırsak. Benim herkesle aram çok iyi. Herkesle, özellikle yabancılarla dilim döndüğünce, onlar biraz Türkçe, ben biraz İngilizce muhabbet etmeye çalışıyorum, ediyoruz da. Hatta espriler de yapıyoruz birbirimize. Ama herkesle tabii anlaşamıyorsun. Sonuçta yakın olduğun, yakın hissettiğin insanlar oluyor kendine. Bizim de genelde gençlerle takılıyoruz. Berkan, Halil, Serdar, Alparslan, ya genelde bu tayfa olarak, hani siz de biliyorsunuz artık, genelde öyle görüşüyoruz. Ama dediğim gibi yabancılarla da haftada bir ya da iki haftada bir maçın programına göre yemeğe çıkıyoruz. İdmandan sonra bir gün ayarlıyoruz, hep beraber yemeğe çıkıyoruz. Bu da bir takımdaşlık anlamında bence çok önemli diye düşünüyorum. Hem arkadaşlık, hem çevre, hem dışarıda görüşme. Sadece takım içinde değil de dışarıda da bir şeyler yapabilmek, yabancılarla hem Türklerle hep beraber. Bu sahaya yansıyor diye düşünüyorum bence. Hem takım içindeki ortam çok iyi, hem dışarıya yansıttığımız ortam çok iyi. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Böyle olunca tabii idmanlar da çok keyifli, çok moralli geçiyor. Dediğim gibi şu an her şey yolunda. Takımdaki, yani içeriğini bilirsiniz bilmezsiniz, buradan söylemek istedim. Takımdaki ortam, arkadaşlık şu an son derece çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Yeni stadımızda Göztepe camiasına, Göztepe taraftarına hayırlı olsun. Daha doyamadık tabii stada.
bir maç oynadık. Açılışı yaptık Beşiktaş maçıyla ve çok da güzel bir açılış oldu bence. Galip gelmemiz de çok büyük bir başarı. Çok büyük bir önem taşıyordu ilk açılış maçında. O yüzden hem açılışımız hem de galibiyetimiz buradan taraftarımıza armağan olsun. Biz stada doyamadık. İkinci maç ertelendi çünkü Rize maçı. Sabırsızlıkla orada oynayacağımız maçları bekliyoruz. Çok güzel bir stat. Yani ben 17 yaşından beri Süper Lig'deyim. Yani yaklaşık 11 sezondur falan Süper Lig'deyim. Yaklaşık 11 sezondur Süper Lig'deyim. Oynadığım en güzel statlardan bir tanesi. Açılışı da bize yapmak nasip oldu. O yüzden ayrı bir mutluyum. Bütün dediğim gibi taraftarlarımıza armağan olsun. Ve şunu bilmek çok önemli bence. Bütün iç saha maçlarını o aynı coşkuyla oynayacağız. O aynı taraftarla oynayacağız. O bizi çok mutlu ediyor. Aynı kitleyle oynayacağız. Her maçımız öyle dolduracaklarını biliyorum, inanıyorum. O yüzden en büyük heyecan zaten bu. Stad çok güzel ama onu güzelleştiren sizlersiniz. Bütün maçlarda inşallah böyle bizi desteklersiniz. Bildiğiniz gibi şu an çok güzel bir ortam var. Puan tablosunda da çok iyi bir yerdeyiz. Bir maç eksiğimiz var ve 33 puandayız şu an. Bence çok güzel bir şey. Yani şu an hedefimiz tabii ki farklı boyutlara ulaştı. Ben buraya ilk geldiğimde oradan biraz bahsetmek istiyorum. İlk geldiğimde 2-0 yapmış bir takım vardı. Sezon başı kötü başlamış bir takım vardı. Ve herkesin kafasında hem takımda hem dışarıda acaba yine geçen seneki gibi mi olacak? Yine aynı sıkıntıları yaşayacağız mı? Düşüncesi vardı herkesin kafasında. Ben ilk geldiğimde onu çok net bir şekilde gördüm ve hissettim. Sonra tabii yeni gelenler, yeni katılanlar takıma uyum sağladı ve katkı vermeye başladı. Bu da tekrar bizim toparlanıp yukarılara doğru çıkmamızı sağladı. Şu anda da çok güzel bir yerdeyiz bence. Hedeflerimiz değişti. Sezon başı dediğim gibi herkes acaba yine mi öyle olacak, Göztepe yine mi sıkıntı yaşayacak diye düşünürken hem İzmir hem Süper Lig'de herkes öyle düşünüyordu. Diğer takımlar da öyle düşünüyordu. Ama biz onu kırdık ve şu anki hedefimiz tamamen aşağıdan koptuk ve yukarıya doğru çıkışımız sürüyor. Tabii ki bu şu anlamda değil. Her maçı kazanacağız. Gideceğiz yukarıları, şampiyon olacağız. Tabii ki çok zor. Zaman zaman futbolda şu an rüzgar iyi esiyor. Bizim arkamızdan esiyor ama ters de esebilir. Bunları yaşadık. Ben 2 sezon önce Akhisar'da oynarken 13 hafta maç kazanamadık. Ama yine ligde kaldık, iyi bir şekilde bitirdik. Yani dediğim gibi şu an her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Bu sonuna kadar bunu devam ettirmek istiyoruz. Aşağıdan kurtulduk ve önümüzde bir hedef var, yeni bir hedef var. O hedefe doğru tırmanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve her şeyden önemlisi sizler inanıyorsunuz, bizler inanıyoruz. İnşallah en iyi şekilde yukarıda bitirmek istiyoruz. Böyle bir camia, böyle bir taraftar. Bence UEFA'da oynamayı hak ediyor. Takım olarak hak ediyoruz bence. İnşallah bunu bu sene başarırız. Bu video aracıyla sizi yakalamışken bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Daha karar vermedim henüz ama öyle bir düşüncem var. Bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Benim için çok anlamlı bir forma var. Tabii ki sizler için de çok anlamlı bence. Açılış maçında, Beşiktaş maçında giydiğim forma. Galip geldiğimiz forma. Şimdilik onu paylaşmayı düşünüyorum. Çekilişle sizlerden birine vermeyi düşünüyorum. Instagram'dan beni takipte kalın. Yakın zamanda, çok kısa bir süre içinde bir çekiliş yapacağım. Çok anlamlı bence. Açılış maçının ilk maçı ve ilk forması ve galibiyet forması bence. Onu sizlerle paylaşacağım ve bir de yanında ısınmada giydiğimiz efsane formayı da paylaşacağım. Artık içinizden şanslı iki kişi kim gelirse dediğim gibi Instagram'da takipte kalın. En kısa sürede o iki anlamlı formayı da paylaşacağım sizlerle. Bu arada Göztepe sosyal medya sayfalarını da takip etmeyi unutmayın. Onları da buradan takdir ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar, çok çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar, gözlerimizle görüyoruz. Onlara da buradan teşekkür ediyorum kendi adıma öncelikle. Sizler de takipte kalın lütfen. İşte kamplarda kamp günlüğü yapıp bizim günümüz nasıl geçiyor size onu gösteriyorlar. Araba sohbetleri yapıyorlar. Ben ilk defa burada gördüm. Gayet çok güzel sizlerle yakınlaşmamızı sağlıyorlar. Sayfaları da takip edin ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ve şu an TES'e geldik arkadaşlar. TES'e giriş yapıyoruz. Reis, kolay gelsin. Hoş geldin. Ne haber, iyi misin? Sen sorma. İyi, Allah'a şükür, sağ olasın. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz, sağ olasın. Kolay gelsin.
Şu an testlere giriş yaptık. Testlerimiz çok güzel, ben çok beğeniyorum. Zaten testlerde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Serdar zaten sürekli takılıyor bana burada çok fazla zaman geçirdiğim için. Ona da buradan tavsiye vereyim. Sen de kardeşim testlerde biraz vakit geçirebilirsin. Ona da buradan bu tavsiyeyi vereyim Serdar'a. Testlerimiz güzel, her imkanımız var. Çalışanlarımız, personelimiz. Tabii aslında biraz da onlardan bahsedeyim hazır gelmişken. Çalışanlarımızdan ve personellerimizden. Görünmeyen kahramanlarımız bizim bence. Çünkü TSE girdiğimiz, işte Serdar'dan bahsederken bir tane çoma hazırla mı diyelim, iyi insan mı diyelim. Geldi, kendisi de geldi. Yani TSE girdiğimiz an itibariyle her türlü arkamızı kapatıyorlar, her türlü pisliğimizi düzeltiyorlar, affedersiniz. Ama gerçekten öyle. Her türlü koşturuyorlar arkamızda. Onlara da buradan hem gel hem buradan teşekkür etmek istiyorum. Senden de bahsettim. Hayırdır? Sonim ne yaptın? İyi canım sen? İyi misin, hayırdır? Röportaj mı arabada? Ne yapalım? Beni istediler. Ben de Serdar var dedi. Kesin Ankara'da namı koymuştur biliyor musun? Açtık, onları da açtık. Serdar kardeşimizden de bahsettik, geldi sağ olsun. Hep beraberiz ama bugün ayrı gelmek zorunda kaldık. Bu video için. Evet, ben bilmiyordum, haber vermedi bana. Yani son olarak bitireyim. Personelimizden bahsediyordum. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Aşçısından malzemecisine. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bence keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de izlerken keyif alırsınız. Sıkılmadan izlersiniz. Bizleri takip edin. Bizleri destekleyin. Her zaman iyi günümüzde değil sadece, iyi ve kötü günümüzde her zaman arkamızda olun. Biz zaten bunu biliyoruz böyle olduğunu. O yüzden çok mutluyuz. Biz de sizleri mutlu etmek için elimizden geleni, en iyisini yapalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.